huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi Ramazan Şerif ayında oruç tutuyoruz. Sonra bayram geçiyor. Hatta bayramın birinci günü itibariyle Şevval diye bir başka hicri aya giriyoruz. Evet. Yani Ramazan'dan sonra gelen ayın adı Şevval. Şevval ayının birinci günü yani bayramın birinci günü oruç tutmak haram. Onu daha önce bildiğimiz yani bayram, yaptığımız, bayram ay. yaptığımız ay yani bu Şevval. Şimdi e, burada bazı Müslümanların da oruç tuttuğuna şahit oluyoruz yani Ramazan'ın hemen arkasından gelen bu ayda 6 gün oruçları falan diyenler oluyor. 6 gün tutuyorlar mesela. Şimdi böyle bir şey var mıdır? Öncelikle onu sormak istiyorum. Yani Şevval, ay, Şevval ayında oruç tutan e, tutmak uygun mudur? Tavsiye edilmiş midir? Yoksa e, uydurma bir şey midir? E, ve eğer uygun bir şey kitaplarda yazan bir şeyse bu oruçların özelliği nedir? Nasıl tutulması lazım? Şimdi e, Mustafa Bey kitaplarda, fıkıh kitaplarda anlatırken her ibadetin mesela farz olanı var. Vacip olanı var. Nafile olanı var. Bu nafileler içerisinde sünnet olanı var, müstahap olanı var. E, bu şekilde böyle tasnif edilmiş. Oruç ibadeti de, oruç ibadeti de farz olanı Ramazan ayında tutulan oruçtur. Ayrıca kazaya kalmışsa veya kefal ederse onlar da farz olur. Farz sınıf içerisinde. Peki vacip olanı var mı? Var. Şu işim olursa üç gün oruç tutacağım dedin, üç gün oruç tutmak vacip. Yani yemin etti, yemin kefaret olarak diğerlerini yapamadı, üç gün arka arkasına oruç tutacaktı, onu yerine evet, getirmesi Adadın Evet, mesela. Evet, ee, peki sünnet olanlar, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutarlardı. Peygamber Efendimiz yaptığı için sünnettir. Üstahaptır diye yazılıyor kitaplarda. Ee, tavsiye ettikleri var. Mesela bu bayram ettiğimiz ay, Şevval ayı. Burada da tavsiye etmiş. Ramazan orucunu tutup Şevval ayında da altı gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş gibi olur. Hı, o altı gün oradan geliyor zaten. Evet altı gün oradan geliyor. Bu farz oruç değil, vacip de değil. Tutmazsa, tutmazsa bir şey lazım gelmez. Yalnız e, İslam alimlerinden Ali Hava Hazretleri buyuruyor ki, Şevval ayında tutulan bu altı günlük oruca da Ramazan-ı Şerif'teki saygıyı göstermelidir. Çünkü şevval ayında tutulan oruçlar Ramazan ayındaki oruçların eksikliklerini tamir durumundadır buyuruyor. Tamir durumundadır. Yani farzlarda bir noksanlık varsa, noksanlık dersen yani müstahabu sünnetli bir şey olsa onu nafilelerle onu tamamlıyorlar. Yoksa nafile onu yerine geçmiyor. Nafile onu yerine geçmiyor. O, o zaman bu bir... Bu bir evet, buyuruz. bir de bir şey söyleyeyim. Belki de onu anlat. Ee, şimdi e, e, kitaplarda anlatılırken e, Kur'an-ı Kerim'de biraz da bir sevap işleyene en az 10 sevap verilir buyuruyor. Bunun için Ramazan-ı 30 gün tutulan oruca karşılık 300. Şevval ayındaki 6 gün oruca da 60 gün sevap yazılacağından 360 gün oruç tutmuş gibi olur. Sen en tamamını oruçta geçirmiş gibi hmm. oluyorsun. Bir yıl oruç tutmuş gibi. Gibi oluyorsun. Çünkü e, şeyde e, söyleyiver Hicri takvimde hani niye üç, üç şey söyleyiver 360 dediniz, 365 <laughs> demediniz. 354 aslında. Çünkü kameri takvimde bir sene e, 355 gün, 354 gün geliyor. E, dolayısıyla senenin tamamı da oruç tutmuş gibi oluyorsun efendim o zaman. Evet. E bunu kazaya niyet etsek mesela olur mu? Hani evet. tamamlama deyince az önce aklıma o geldi de diyelim ki Ramazan şerifte hata ettik, bir şey ettik, haberimiz yok. Ee, bu bunu kazaya niyet etsek şimdi iyi olur mu? Mustafa Bey bu ki mesela onu çok kimse mesela anlamakta zorlanıyor. Halbuki fıkıh kitaplarından öğrenilirdi. Oradan fıkıh kitaplarında geniş açıklamalı, zihinlerde tereddüt bırakmayacak ifadelerle her şey yerli yerine oturtulmuş. <laughs> mesela şeyden başlayayım. Ee, teheccüd kıymetli bir vakittir teheccüde kalkmak. Doğru. Gecenin son üçte biri ve altta bir diye de geçiyor. E, diyelim ki o vakitte kalkınca ille teheccüd namazı şart değil buyuruyor. Hele İmam Rabbani Kutsal Sözü o kadar güzel izah etmiş ki onu. Önemli olan o vakitte uyanık olmak, Allah-u zikretmek. Bu Kur'an-ı Kerim okuyarak olabilir. Fıkıh ilmi kitabı okuyarak olabilir. İslam alimlerinin hayatlarını okuyarak olabilir. Namaz kılarak olabilir. Eline tesbih alırsın, zikir çekerek de olabilir buyuruyor. Önemli olan orada uykuyu terk etmek. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak farz. Bunun dışında mesela Ramazan-ı Şerif'ten önce geçen Recep-i Şerif vardı, Şaban vardı. Bu aylarda oruç tutmak da tavsiye edilmiş. Doğru. Bunlar da tavsiye edilmiş. Şevval ayında da tavsiye edilmiş. Mesela bundan sonra gelecek olan aylar var. Ee, mesela Zilhicayi var. Kurban kestiğimiz haç ettiğimiz ay. Orada da değil mi? Orada da tavsiye ya. ediliyor. Orada da aynı şekilde zil için işte ilk 10 birinde onunla kadar evet. tutulan oruçlar. Hele Arefe günü ondan sonra terviye günü tutulan oruçlar hakkında hadis-i şerifler var. Ee, ondan sonra Muharrem ayı geliyor. İkili takmin, sene başı ayı. E, o ayda mesela aşure günü var. Ve hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki siz Muharrem'in 10. günü 9-10 veyahut da 10, 11 günleri tutun. Yahudiler 10. gün oruç tutuyor İşte onlara muhalefet edin buyuruyorlar. Veyahut da 9, 10, 11. günleri tutun. Dolayısıyla bu şekilde böyle tavsiyeler de tavsiyeler de var. Fakat bunlar farz değil. Tavsiyedir bunlar. Evet. Tutulmazsa bir şey lazım gelmez. Sizin sorduğunuz suale, suale gelince, şimdi bu aylarda Recep ayında, Şaban ayında, Zelhiç ayında, Muharrem ayında oruç tutması tavsiye edilmiş değil mi? Doğru. Efendim ben kaza orucu borcum vardı. Muharrem ayında verdim Bu sevaba kavuştum mu? Kavuştum. Önemli olan o yerde tutmaktı. Hı. İster buna kaza de, ister kefaret de, ister nafile de, ister adak de, ister yemin kefaret orucu olsun. Önemli olan orada tutmak. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te muayyen hali zuhur eden hanımlar, evet. e, Şevval ayında, diyelim ki kaç günlüktür? 7 gündür mesela. 7 günlük kaza olarak tutuyor mesela. Ramazan-ı Şerif'ten yeni çıktı daha vücutta alışık, yani geciktirmeyin bunu dedi, hemen başladı. 7 e, gün tuttu, 8 gün tuttu. İşte 6 günde orada tutulmuş oldu. Yani e, tabiri caizse bir taşla iki kuş vuruldu. Önemli olan Şevval ayında oruç tutmaktı. İster kaza niyetiyle tut, ister nafile niyetiyle tut, ister aynı şekilde adak niyetiyle tut. Ne niyetle tutarsan tut. Yani bu ayda 6 gün oruç tuttum mu bu, bu sevaba kavuşuyorsun. Peş peşe mi tutmak gerekiyor yoksa Şevval'in içine dağıtabilir miyiz? Kitaplarda buyuruyor ki, kitaplarda bu adak orucu içinde mesela Tekeret Efendim'le o İslam ve Toplum programda soruyorlar. Efendim diyor ben 10 gün oruç aldım arka arkaya mı tutacağım diye soruyorlar. Evet. E, şimdi Şevval ayında tutulacak oruç arka arkaya tutulma şartı yok. 6 gün arka arkaya değil yani. Değil. Bir gün tutar bir gün bırakır. Veya e, diyelim ki e, her hafta 2 gün tutar. Pazartesi cumartesi yaşamıyor. pazarları tutar mesela. Ve hafta sonları tutar dediğin gibi. Cumartesi evet. pazarları tutar falan. E, kendi durumuna göre ayarlar. Eee fakat o adak meselesinde, adak meselesinde adetine bakılır buyuruyor. Ve hatta o adarken ben peş peşe 10 gün oruç tutacağım deyince onu kıvramaz. Peş peşe tutacak. Evet. Ama adeti böyle 10 gün oruç tutmuştur. 2 gün tutuyor, bir gün yiyor, 2 gün tutuyor. Öyle adeti ise böyle de tutabilir. Peki yemin kefareti için 3 gün oruç tutunca 3 gün oruç tutacağım dedi. Ha yemin kefareti için 3 gün oruç tutacağım dedi. E, yok. Özür dilerim. Yemini bozduktan sonra. Yemini bozduktan sonra o tutacağım demesi değil. Otomatik olarak tut, 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 üç gün lazım. tutması evet. gerekiyor. O peş peşe. Üç gün peş peşe. Peş peşe. Evet. İki gün tuttum, üçüncü, üçüncü gün hastalandım. Olmadı. Bir daha baştan alacaksın. Bir daha baştan alacağım. Demek ki e, Şevval ayında tutulan oruç emir değilse de tavsiye edilmiştir. Hatta bir hadis-i şerifte Ramazan'da orucunu tutup ardından Şevval ayında da altı gün... Oruç tutan anasında doğduğu günkü gibi günahsız olur. Ve halinde hadis-i şerif de var. Yine Ramazan ayı orucu 10 aya, Ramazan'dan sonra tutulan 6 gün oruç da 2 aya mukabil olur ki böylece bir sene oruç tutma sevabına kavuşulur. Ee, hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Bir hadis-i şerifte de Ramazan bayramından sonra peş peşe 6 gün oruç tutan senenin tamamında oruç tutmuş gibi olur. Şimdi hadis-i şerifle amelesini peş peşe buyuruyor. Ee, ama fakir kitaplarında bu ve benzeri bütün hadis-i şerifler tanınmış, hüküm bildirilmiş. Onun için hadis-i şeriflerden doğrudan doğruya din öğrenilmez. Ayet-i kerimelerden, <laughs> Kur'an-ı Kerim'den öğrenilemediği gibi hadis-i şeriflerden de, de öğrenilmez. Bu hadis-i şerifte peş peşe. E peki bizi izleyen ve dinleyenler de e, hatırına gelse dese ki peki efendim peş peşe tutmak istiyorum. Ali Üna ne olur? Tutabilirsin. Ya. Tabii hiç mani yok. Hiç mani yok. Hemen benim öyle bir durumum söz konusu değil. Hani demin siz dediniz de cumartesi pazarlar ben müsaitim. Tabii cumartesi pazar günleri tutabilir. Yalnız cuma gün tek olarak oruç tutmak bir de cumartesi gün tek olarak. Hele cumartesi mekruhtur da cuma gün mekruhtur, müstahaptır diye geçiyor. Dolayısıyla mekruhtur, müstahaptır dendiği zaman o işi yapmamak gerekir. Yani efendim sadece cuma günleri tutsa olmaz. Perşembe cuma olur. Cumartesi pazar da olur. Cuma cumartesi de olur. Cuma cumartesi de olur. Herhangi bir problem değil. Perşembe cuma da olur. Efendim benim durumu müsait yani pazartesi perşembe günleri tabii yok canım ben hepsini başlayacağım bitir Hay hay, hay ay olur herhangi bir problem yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız Şevval ayında tutulan altı gün oruçları ile ilgili bazı bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyu soracağız şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Hırsızların en büyüğü namazından çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkıyla yerine getirmez. Te Tam ilmi hal saadeti ebediye. Kur'an-ı Kerim'i ölüler de işitir ve faydelenir. Cenaze taşıyanların, kabir ziyaret edenlerin maddi bir karşılık düşünmeyerek Kur'an-ı Kerim'den bir parçayı Allah rızası için okuyarak sevabını meyyitin ruhuna hediye etmeleri sünnettir. Ölüm halinde su içirmek sünnettir ihtiyacı görülürse vacip olur. İçince ferahladığı görülürse vacipliği artar. O anda şeytan saf su gösterip senden başka mabüdüm yoktur dersen sana içiririm dediği hadisi i şeriflerde bildirilmiştir. Yasin suresi i şerifesini okumanın on faidesi vardır. 1. Aç olan tok olur. Yani ummadığı yerden rızk gelir. 2. Susuz olan kanıncaya dek su bulur. 3. Elbisesi olmayan elbise bulur. 4. Eceli gelmeyen hasta şifa bulur. 5. Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. 6. Ölürken cennet melekleri gelip görünür. 7. İnsan korktuğundan emin olur. 8. Müsafir ve garip yardımcı bulur. 9. Bekarların evlenmesi kolay olur. 10. Kaybolan şey bulunur. Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ölüm hastası yanında bir sure okununca her harfi için bir melek gelip ruhun kolay çıkmasına dua eder. Yıkanırken yanında bulunurlar, cenazesiyle birlikte giderler, namazında bulunurlar, gömülürken bulunurlar, hep dua ederler. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki Müslüman bir hasta yanında Yasin-i şerif okunursa Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. Suya doymuş olarak ruh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer, suya ihtiyacı olmaz. Hasta Allahü Teala'nın affına, merhametine güvenmeli, Rabbim beni mağfiret eder demelidir. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, kulum beni nasıl umarsa onu öyle karşılarım. Öyleyse benden hep iyilik bekleyiniz. Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem vefatından üç gün önce buyurdu ki Allahü Teala'dan iyilik umarak can veriniz. Hasta yanındakilerin iyilik ümidini arttıracak şeyler söylemesi Rabbimizin rahmetini umduğumuzu hatırlatmaları sünnettir. Ölüm hali görülünce, rahmet ümidini arttıracak şeyler söylemek vacip olur. Kılmamış namazları varsa tevbe etmesine teşvik eylemek sünnettir. Ölür ölmez borçlarını bir an önce ödemelidir. Borçları ödenmedikçe ruhu iyiler derecesine kavuşamaz. Allah adamlarından alim ve evliya zat bir gün talebesine şöyle etti nasihat. Eshab, Resulullah'tan ettiler bir gün sual. Kim insanlar içinde bulur izzet ve kemal? Buyurdu ki, ölümü en fazla yad edendir. Ve ona hazırlıkta acele eyleyendir. Sordular ki, günahtan etmek için içtinap ne gibi tedbirleri almamız eder icap? Buyurdu, çıkarmayın ölümü yadınızdan, zira ecel süratle geliyor ardınızdan. Bir de hiç unutmayın ve bilin ki muhakkak, sizin her işinizi görüyor cenab Hak. Ölüm, Müslümanlara hediyedir, nimettir. Günahı olanlara, acı bir musibettir. Hazırlıklı olursa ölüme bir Müslüman, sevinir, ferahlanır eceli geldiği an. İman ile gidince, hele o ahirete, bayramdır onun için, erer büyük devlete. Melekül mevt gelerek, söyler ki o mü'mine, hiç korkma, gidiyorsun Erhamür Rahimine. Cennet seni bekliyor. Çok sevin, gülsün yüzün. Artık hiç olmayacak sana keder ve hüzün. O kişi bu hitapla olduğunda müşerref, erer büyük devlete. Bu ne büyük bir şeref. Bir günde buyurdu ki, Ey insanlar! Bu dünya fani ve vefasızdır. Aldanmayın sakın ha! Onun kim aldanırsa sahte güzelliğine dünya ve ahirette yazık eder kendine hem akıllı olmanın şudur ki alameti girmez onun kalbine bu dünya muhabbeti her an ahiretini düşünür aklı olan çünkü iyi bilir ki bu dünya bir imtihan öyle fazla korkar ki cehennemden ateşten kaçınır titizlikle günah olan her işten. Kışın evde sobaya koyarken kömür odun, o anda hatırına cehennem gelir onun. Her nerede, ne zaman sohbet etse bir ara, ölüm ve ahiretten bahseder insanlara. Ahmak ise kaptırır bu dünyaya gönlünü. Yaşar gaflet içinde, düşünmez ölümünü. Zira ahmaklığa da şudur ki bir alamet kalbinde bu faniye besler sevgi muhabbet. Bu dünya önce yoktu, sonra da yok olacak. İki yok arasında bir hayattır bu ancak. Bir şeyin olacağı muhakkak ise eğer onu oldu bilmeli. Zamanlar çabuk geçer. Ölüm de insan için mutlaka gelecektir. Öyleyse şimdi onu geldi bilmek gerektir. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Eshab-ı Kiram'dan Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh Cemile binti Abdullah ibni Ebi Selul ile evlenmişti. O zifaf gecesindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab kiramla Uhud savaşına gitmişti. Hanzala'ya radıyallahu anh bu gece hanımın ile birlikte ol buyurmuştu. O gece Hanzala radıyallahu anh sabah namazını kılıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişmek için yola çıkacaktı. Çıkarken hanımı eteğine yapışıp halvet talep etti. Fakat daha önceden yakınlarına haber verip dört kimseyi şahit olarak hazırladı. Hanzala radıyallahu anh onunla zifafa girdi. Gusl abdesti almak icap etti. Fakat savaşa yetişemem ve cihattan mahrum kalırım korkusuyla gusl abdesti almaya vakit bulamadan silahını kuşanıp yola çıktı. Uhud'a varıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaştığı sırada askerler savaş için saflara dizilmişti. Savaş başlayınca düşmanla çok şiddetli savaştı. Eshab-ı kiramdan bazıları şehit düştü. Hanzala radıyallahu an Ebu Süfyan bin Harple karşı karşıya geldi. Ebu Süfyan'ın atına bir darbe vurup onu attan yere yıktı hemen göğsünün üzerine oturdu. Öldüreceği sırada Ebu Süfyan, Ey Kureyşliler! Ben Ebu Süfyan bin Harbim diye yardım istedi. Gelip kurtardılar. Hanzala radıyallahu anh savaşa devam edip öyle savaştı ki müşriklerden birçoğunu öldürdü. Sonunda onu şehit ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla müşriklere karşı galip gelip savaş bitince dağın eteğine doğru baktı. Oraya bakın kim var? Orada melekler gümüş leyen getirerek ona yağmur suyu ile gusl abdesti aldırıyorlar buyurdu. Ebu Üseyd Said radıyallahu anh şöyle demiştir. Gidip Oraya baktım. Hanzala şehit olmuş yatıyordu ve başından sular damlıyordu. Bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdim. Bunun üzerine onun durumunu sordurmak için hanımına bir kimse gönderdi. Hanımı savaşa giderken gusl alması gerekiyordu. Yetişemem diyerek gusl alamadan gitti dedi. Yine hanımına Onunla zifafa girdiğine niçin şahitler tuttun diye sordular. Dedi ki: "Rüyamda gökten bir kapı açıldığını gördüm. Hanzala radıyallahu an o kapıdan içeri girdi ve kapı kapandı. Anladım ki Hanzala şehit olacak. Bunun için şahitler tuttum." Haris bin Samma radıyallahu an şöyle anlatmıştır: Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Dağı'ndaydı. Bana Abdurrahman bin Avf'ı gördün mü? buyurdu. Gördüm ya Resulallah. Dağdan aşağı indi. Müşriklerden bir grup etrafını sardı. Ona yardım etmek istedim. Sizi görünce yanınıza geldim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona melekler yardım ediyor ve müşriklerle savaşıyorlar buyurdu. Bunları işitince geri dönüp Abdurrahman bin Avf'ın yanına gittim. Baktım ki müşriklerden yedi kişinin ölüsü yanında duruyordu. Daima muzaffer olasın. Bunları sen mi öldürdün dedim. Şu ikisini ben öldürdüm. Diğerlerini bir kimse öldürdü. Fakat ben o kimseyi hiç tanımam dedi. O bunları söyleyince kendi kendime Doğru söyledin ya Resulullah dedim. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Uhud Savaşı'nda İslam ordusu dağıldığı sırada dikkat ediniz haber veriyorum. Muhammed öldürüldü diye bir ses duydum. Öldürülenler arasına baktım. Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem bulamadım. Vallahi Resulullah öldürülmemiştir ve o asla kaçmaz. Allahü Teala bize gazap edip onu aramızdan aldı. Benim için ölünceye kadar savaşmaktan daha iyi bir iş yoktur. Resulullah'ın cemali olmayınca dünyaya dönüp bakmam dedim. Sonra kılıcımın kınını kırdım ve savaşarak şehit olmaya karar verdim. Müşriklerden bir topluluğun üzerine hücum ettim. Darmadağın oldular. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların arasındaymış. Etrafını sarmışlar. Allahü Teala'nın emriyle melekler onu korumuşlar ve müşriklerden bir zarar gelmemiş. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Fatih'te Fatih Camii'nin haziresinde bulunan yani caminin avlusunun kabristan olan bölümüne hazire deniyor malum. Orada bulunan e, türbelerden birisini ve içinde metfum bulunan kimseyi anlatmaya çalışacağım. Gazi Osman Paşa. Şimdi sordum ben gençlere. Gazi Osman Paşa üniversite mezunu, iki gence Valla duyduk ya bir semt de var hatta falan dediler. Ya İstanbul'da kocaman ilçe var dedim. Anadolu'daki vilayetlerden büyük Gazi Osman Paşa. Var var tamam dediler. Peki kim dedim? Gazi Osman Paşa'nın kim olduğunu söyleyemediler efendim. Diploma aldınız mı dedim yoksa bakkaldan falan mı diploma Yok üniversiteden aldık dediler. Ne iş efendim. Yani isterdim ki o konuşmayı sizlere de burada göstereyim ama tabii bu formatımızda ben istiyorum öyle bir şey. Hakkı da konuşayım ama e, uygunsuz olurdu. Yani tenkit manasına alınmasın bu lütfen. Üniversiteleri aşağılama manasına değil ama biraz daha tarihe karşı sorumluluk taşıyalım efendim. Benim derdim o. Her şeye en ince teferruatına kadar iniyoruz. Tarihe gelince kabadan geçiyoruz. Gazi Osman Paşa malum Plevne kahramanı. Rus ordusunu Tuna yakınında çakıp bırakan kimse. Evet çakılı vaziyette bırakmıştır efendim. 143 gün 143 gün neredeyse 5 aya varacak bir müddet efendim. Efendim Gazi Osman Paşa Plevna kahramanı olarak e, müşirdir, Maraşaldir. Tokat'ta doğdu. 1833'lerde doğdu. Yani 2. Mahmut Han zamanında dünyaya geldi. Babası İstanbul'da görevliydi. E onun için tabi baba İstanbul'da olunca o da babanın yanına gelme mecburiyeti var. İstanbul'daki bir Sıbyan Mektebi'ni bitirdi. Mektebi idadi yani Rüşdiye'nin üstündeki lise ayarı mektebi de bitirdi. Harbiye'de 4 sene okudu. İkinci Mahmut Han kurmuştu zaten. Harp okulunu, kara harp okulunu, Mektebi Harbiye'yi Taksim'deki kışlada kurmuş idi. 1853'te Kırım Harbi'nin başladığı sene Teğmen çıktı. Ondan sonra efendim bu Teğmen dağdan dağa, tepeden tepeye, birlikten birliğe habire göreve gönderildi. Hepsinde de başarılı oldu. Kırım Harbi sırasında Sivas Topol kahramanı diye küçük rütbeli olduğu halde düşman zabitleri arasında namı duyulmaya başladı efendim. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar hayran kaldılar efendim. Hep onun oradaki harpteki e, güzel davranışlarını, askerini iyi yönetmesini ve çok çabuk başarıya ulaşmasını konuştular günlerce. Rumeli'ye tayin oldu. 1856'da Kırım Harbi'nin bitiminde yüzbaşı oldu. E Teğmen yüzbaşı nasıl oldu? E olacak efendim. Harp gördü bu şimdi. Bu olacak. Kademeleri daha çabuk atlayacak. 1857'de İstanbul'a döndü. Harp Akademisi'ne devam etti ve kol ağası oldu. 7 sene bazı askeri görevlerde bulundu. 1864'te Suriye'de Cebeli Lübnan yani Lübnan Dağı isyanı adıyla dağa çıktı isyancılar Osmanlı'ya karşı. Bu Lübnan Dağı isyanında da oradaki Lübnanlıları kışkırtan İngilizlerle Fransızlardı. İlk denemelerini oralarda yapıyorlardı. Birinci Dünya Harbi'nden önceki Orta Doğu'yu karıştırma planları efendim. Girit ihtilal oldu. Oraya gönderildi. Abdülhasan zamanında Fransız e, İmparatoru 3. Napolyon'un Girit'i istemesinde geçen tatsız olaylardan sonra maalesef Girit isyanı iyice ciddileşti. Sonunda da Osman'ın başında bir aile olarak devam etti. 1868'de yine İngilizlerin bu sefer Arap Yarımadası'nı karıştırmak için giriştikleri Yemen olaylarında, Yemen ihtilalinde oralarda hizmet etti ve Tuğ General oldu. 1876'da yani Abdülaziz Han'ın son günlerinde Sırplar ayaklanmışlardı Balkan halkını bu sefer Ruslar ayaklandırdı. Yemen'i efendim ve diğer Lübnan tarafındaki karışıklıkları planlayanlar ve başlatanlar İngilizler. Balkan devletleri arasındaki karışıklıkları da Ruslar yapıyorlardı. Sebebi de Ruslar Ortodoks olma hasebiyle yani Güney Ortodoksları olarak bu insanlar hep bize Akdeniz'e geçit verirler. Şunları biz bir din kardeşiyiz, ırk kardeşiyiz falan diyelim, sırtını sıvazlayalım. Osmanlı'ya karşı bunları bir isyan ettirelim. Ondan sonrası kolay. Ölürse bunlar ölsünler. Ve öyle oldu efendim. Tito'nun elinde o insanlar inim inim inlerken Rusya komünizmiyle o adamları demir pençesine sıktıttırdı Tito'ya. Evet. Ona sebep oldu. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nde de Plemre'yi savundu. Paşa bu 1877-78 Osmanlı Rus harbi çıktığında daha Sırbistan'daki işlerle uğraşıyor. Birliği ile beraber Vidin'de idi. Padişah'tan bir telgraf emri aldı ki telgraf o zamanlar girmiş idi. Telgraf malum Abdülmecit Han zamanında Beylerbeyi Sarayı'ndaki iki salon arasında kablo döşemek suretiyle veya tel döşemek diye öyle tabir ediliyor. Döşemek suretiyle kurulan iki makineyi Amerikalılar çalıştırdılar ve ilk deneme Beylerbeyi Sarayı'nda olduğu telgrafın insanlık tarafından kullanılmasının çok faydalı olacağına dair ihtira beratını dünyada ilk defa Abdülmecit Han verdi. Amerikalılar Amerika'daki devlet büyüklerine telgrafı anlatamadılar. Baktılar ki onlara anlatamıyorlar. Ta Amerika'dan o günün şartlarında aylarca yol gelmek suretiyle İstanbul'a geldiler. Sultanla randevuya ayarladılar. Ve Sultan'a Beylerbeyi Sarayı'nda bu bir mesajı alıp öbür odaya götürmeyi e, gösterdiler. Mesaj alındı. Karşı adam koşa koşa geldi efendim şu mesajı aldık diye. Abdülmecit Han'da bunun hem askeri hem sivil sahada kullanılması için ihtira beratını verdi. Bundan niye kimse bahsetmiyor efendim? Telgrafı ilk defa Türkler kullanmaya başladı ve kullanılması müsaadesini de belgesini de Türkler verdi diye olur. 13 Temmuz 1878'de Vidin'den Plevne'ye intikal emrini alınca 4 günde ki askeri intikal çok zor şartları vardır efendim. Hele hele o harp döneminde. Yani paşa tedbirini almasaydı Sırb arkadan Osmanlı ordusunu vurur perişan ederlerdi. Hepsini şehit ederlerdi efendim. Dört günde intikal etti süratli bir şekilde. Arazi bilgisi çok fazlaydı. Yani bütün Balkanlar arazisini kendi köyü, kendi memleketi, tokatı bildiğinden daha fazla bilirdi efendim. Doğduğu yeri bildiğinden daha fazla bilirdi. Tabi o bilirdi. Bilirdi de Ruslar bilmezdi bu bölgeyi. Ruslar indiler, indiler, indiler. 77-78 Osmanlı Rus Harbi'nde karşılarına bir aksi adam çıktı. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa çıktı. Ya bu, bu ana kadar çok kolay geldik. Niye kolay geldiler? Çünkü 1865'te Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da Robert Koleji kuran Amerikalılar burada 40 sene müddetle Hiçbir Türk öğrenciyi okutmadılar efendim 1904'e kadar. Hiçbir Türk öğrenci kabul etmediler. 1905 senesinde de Tevfik Firketenoğlu Haluko ancak müsaadeyle alabildiler. O da papaz oldu. Ondan sonra da Amerika'da papaz olarak öldü. Peki kimleri okuttular burada? İstanbul'da kurulan bu modern mektepte, bu modern üniversitede kimleri okuttular? Bulgar ve Ermeni çocuklarını okuttular efendim. 8000 bin kişi mezun ettiler. Bunun 500 tanesi Avrupalı diğer devletlerden gelen öğrencilerdi. Yeri kalan 7500'ü hemen hemen yarıya sayılacak şekilde Ermeni çocuklarıydı ve Bulgar çocuklarıydı. Peki niye böyle? Müstakbel bir Bulgaristan'ın idarecilerini yetiştirmeye çalışıyorlardı. Avrupa'da da, Balkanlar'da da bir Ermeni devleti kurmaya çalışıyorlardı. İşte o Ermeni devletinin de üst kademe yöneticilerini İstanbul'da yetiştirdiler. Osmanlı'dan koparacakları topraklar için orada kuracakları devletin yöneticisini gene Osmanlı'nın müsaadesiyle ve başkentinde yetiştirdiler. Ne acı değil mi efendim? İşte bunun ilk meyvesini bu 93 harbinde Ruslar toplamaya başladı. Bu Ermeni ve Bulgar çocukları araziye yabancı olan Rus birliklerinin hepsine kılavuzluk yaptılar. Balkan dağlarının en gizli geçitlerini en geçilmez yollarını geçilecek şekilde bilgiler verdiler. Bizi arkamızdan vurmaya çalıştılar. Ama Osman Paşa gibi bir kahraman bu kadar kopya çekerek Balkanlara aşıp gelenleri Plevne'nin önünde çaktı bıraktı. Rus ordusu da Plevne burada kalsın diye Gazi Osman Paşa'yı arkada bırakıp daha güneye inemiyordu. Grandük Nikola orduların başkomutanı bir türlü inemiyordu aşağıya. Arkasında düşmanı bırakmak askerlikte olmaz zaten. Olursa ona asker denmez efendim. En sonunda yardım talep etti Rus çarı. Kimden? Roman prensinden. Romanlar istiklal istiyor Osmanlı'dan, yarı bağımsızlık istiyor efendim, tam da değil. Osmanlı'da o günkü maalesef devletin ileri gelenleri padişahın haberi olmadan birisi Fransızların adam olmuş. İkisi İngilizlerin adam olmuş, biri de Rusların adamı olmuş idi. Ve Rus Çarı'nın çektiği telgraf şöyle efendim, tarihi telgraf. Hristiyanlık davası elden gitmek üzere. Tuna'yı nereden ve hangi şartlarda geçmek istersen oradan geç. Yeter ki bize imdad et. Koca Çar bir Roma prensinden. Roman'lar da Rusları hiç sevmiyorlar efendim. Buna rağmen de denize düşen yılan nasıl sarılır? misali Ruslara 50 bin kişiyle Roman prensi yardıma geldi de Osman Paşa 143 gün Plevne'de dayandıktan sonra maalesef 3 huruç harekatında Rusları perişan etti fakat çıkamadı. 4. huruç harekatını planladığında ise artık çıkması için bayağı zorluklar vardı. Ben Gazi Osman Paşa'yı birkaç bölüm daha anlatmayı isterdim ama zamanımız kısıtlı. Peki Osman Paşa niye dördüncü huruç harekatını beceremedi? Şunun için Osman Paşa'nın Plevne'den çıkacağını duyan sivil Müslüman ahali aman efendim bizi Bulgarlara bırakmayın, bizi Ruslara bırakmayın, biz de size geleceğiz. Ölürsek ölelim. O zaman dedi siz bizim arkamızdan gelin. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Askeri birlik gidecek. Arkadan da oradaki Müslümanlar, Türkler kanlarla, arabalarla gelecek. Efendim kararlaştırılan Kuruç günü geldiğinde sabah namazında oradaki Müslümanlar kanılarla yolda yerlerini almıştı. Askerlerin yolunu kapattılar. Askerin intikalini engelledi. Hani arkadan gelecektiniz sözse sözdü. İşte bu Gazi Osman Paşa'nın esir olmasına Pilevne'nin düşmesine sebep olacak kadar fahiş bir hataydı. Onlar da iyi niyetle yaptılar ama iyi niyetle yapılan her şey mutlaka meşru demek değildir. İyi niyetle yaparsanız bir adamın kafasına taş atarsanız efendim burnuna gir bir sinek düşsün diye adamın kafası parça ölür. Olmaz mı? Olur. Öyle yapmamak lazım. Emri dinlemeleri lazımdı. Onlar da gitti, onlar da gitti, onlar da gitti. Şimdi bu dünyada biz kaldık. Biz de gideceğiz bir gün gelecek. Gazimbaşa. Paşa e, teslim haberini gönderdiğinde Rus subaylardan birisi görgüsüzce geldi. Belinden kılıcını çekip aldı. Efendim sonra Gazi Osman Paşa'ya çar sordu huzurunu aldığında. E, kılıcınızı göremiyorum dedi. Efendim arabada bıraktım dedi. Onu sonra alırım diye arabada bıraktım. Halbuki arabada bırakmıyordu. Yine o görgüsüz Rus subayını komutanına karşı müşkül durumda bırakmamak için askerlikteki anlayışa bakar mısınız efendim? Onu orada öyle söyledi. Senin bir subayın geldi de beni perişan etti demedi. Osman Paşa'nın yarası ağırdı. Yaralı olmasaydı o yarık geçecekti efendim. Yarası ağırdı. Rus çarı kendisine çok iltifatlar etti. Yüzlerce Rus subayı çadırın önünde Osman çok yaşa, Osman çok yaşa nidalarıyla ona alkışlar tuttular. Sonra kraliçenin doktoru geldi yarasını tedavi için. Osman Paşa ben doktor istemiyorum yanımda Hasip Bey var yaramı tedavi eder. Yalnız bana bir miktar yaramı tedavi için ilaç pansuman aletleri verilirse pansuman malzemeleri iyi olur dedi. Kraliçenin baş tabibi de kendini kabul etmediğine kızarak doktora bakınız efendim istenen e, sıhhi malzemeyi vermedi. Hasip Bey o çadırında bulunan kuru tayından ağzında gevelemek suretiyle onu hamur haline getirip Osman Paşa'nın yarasına o kuru ekmeğin hamurunu bağlamak suretiyle onu orada tedavi etti efendim. Tedavi etti. Hani yaralanan kuşlar giderler, reçine bulurlar, gagalara yaralarını sürerler. Böyle yaptı. Aslan da öyle yaparmış efendim. Aslan da yarasını kendi tedavi edermiş. İşte bu aslan da yarasını kendi tedavi etti. Bu asar için çok anlatacağımız var. Ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Hoşçakalınız efendim.